Merhaba. Bir takipçim verwenden ve anwenden fiilleri arasındaki farkı sormuş. İkisi de Türkçe'ye kullanmak şeklinde çevriliyor ama Almanca'da farklı durumlar için bu iki farklı fiil kullanılıyor. Mesela verwenden kelimesi ne zaman kullanılır? Bir araç gereci kullanıyorsak ne olabilir? Kalem olabilir, makas olabilir, bir makine olabilir, boya fırçası olabilir falan filan. İşte bunlarda bir araç gereç var. Bu yüzden verwenden kelimesini kullanırız. Benutzen anlamında. Okay? Mesela bei malen verwende ich diesen Pinsel. Yani boya yaparken, resim yaparken ben bu fırçayı kullanıyorum. Değil mi? Bir araç gereç bu. O yüzden verwenden kelimesini kullandım. Benutzen'ı da kullanabilirdim. Peki, anwenden'ı ne zaman kullanıyoruz? Araç gereçlerde anwenden kullanmıyoruz. Anwenden'ı daha çok sonradan öğrenilen şeylerde, mesela bir metodu öğrenirsin, değil mi? Bir yol yöntem öğrenirsin veya Almanca öğrenirsin, bir kültürü öğrenirsin. İşte böyle soyut şeylerde, sonradan öğrenilen şeylerde ne yaparız? Anwenden fiilini kullanırız. Ayrılabilen bir fiil. Mesela in Mathe wenden wir verschiedene Methoden an. Yani matematik dersinde biz birçok farklı farklı metodu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz, kullanırız. Değil mi? Bu metot bir araç gereç değil, maddi bir werkzeug değil. O yüzden burada kullanma anlamında anwenden'ı kullandık. Okay? Ve kullandığımız şeyi akuzatif formunda söylüyoruz. Türkçe'ye de uyuyor. An cümle sonuna gitti çünkü anwenden ayrılabilen bir fiil. Wenden'da özneye göre çektik. Şimdi sıra sende.